Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü motor tanıtımımızda Yuki Fiti var. Bu Küba'nın TX03 modeliyle hemen hemen aynı. Tabi bu motorları daha güçlü kılan, şimdi bizim motorla da kıyaslayın görsel olarak. Yani bunlar da etli butlu motorlar. Bu motorları güçlü kılan sistemi şu piston kısmının üstte olması arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi piston kısmı üst tarafta. Diğer muadillerinde bu ön tarafta oluyordu piston kısımları. Kısaca anlatmak gerekirse motoru böyle gördüğünüz gibi arka kampana, ön teker, ön fren disk. 4 ileri olması lazım bu. Usta, bu 4'tü değil mi? 4 vitesli değil mi bu? 4 ileri. 4 vitesli ama şeyin sanırsam Küba'nın son çıkardığı model 5 vites olması lazım. 5 ileri olması lazım. Görsel olarak bakarsanız bu şekilde. Burada ön ışığı tamamen kapatma var. Küba'nınkinde o yoktu. Normal dümdüz. Gündüz ışığı. Böyle de normal ışığı alıyor kendisine. Burada uzunlar var. Görüyorsun. Burada selektör kısmı var. Burada ciklesi var. Yani neredeyse birbirlerine çok yakın. Ön kısım olarak da. Ön far olarak da çok yakın. Yalnız bu araçta ön farlar halojen. Arka farlar da halojen. Motorlarda şekilde. Motorlarda zincir var biliyorsunuz. Zincir olduğu zaman bakımı da lazım gerekiyor. Yani zincir bakımı da zor bir iş. Bizimkilerde kayış olduğu için bu bakım falan yapmıyoruz biz kendi motorlarımıza. Arka süspansiyonları biliyorsunuz. Ayarlanabilir süspansiyon var motorda. Arka fren ayarları buradan yapılıyor. Bu ayak marşı, akü biter seviye, karbüratör, arka fren, yağ değişimleri, şuradaki anahtardan yapılıyor. O gevşetelip şuradan yağ konuluyor. Başka ne anlatabiliriz bunun için? Evet, karbüratör burada. Bakalım görebilecek miyiz arkadaşlar. Şu kısım zaten yan yana şurada da bakın. Şu kısım benzin ayarı. Şu kısım hava ayarını sağlıyor. Hava ayarı yapmaya sağlıyor. Vitesleri buradan değiştiriyorsun. Arka tarafta arka ayakçık koymamışlar. Vites değiştirme kısmında. Debriyajlar burada. Aynalar güzel. Ön freninin hidrolik deposu burada. Bir ışıklarını da görmek isterseniz gündüz gözüyle pek farklı, yani pek fazla şey yapmayacaktır ama görsel olarak bakın. Normal gündüz ışığı bu. Normal ışık bu. Normal ışık yapınca yanınca gündüz ışığı sönüyor. Şuradan şu şekilde de selektör oluyor. Bir de sinyal olarak da bu şekilde. Dörtlüsü yok. Arka kısımda da görüyorsunuz bu şekilde. Arka aydınlatmaları diğer motorlara göre biraz daha iyi. Biraz daha büyük ama tabii bizimkiler kadar geniş büyük değil. O bakımdan. Ustam bu kaç litre benzin alıyor? Litre olarak hesap olmuyor. TL olarak 50 TL'ye full oluyor. Tam boş gelin. Litre olarak hesaplamadım. Zaten aldığımdan beri 3 kere full dedim. Ne zaman aldığımı da unutturuyor yani. Yani az yakıyor diyorsun. Çok az yakıyor.
Peki çekiş olarak memnun musun? Gidiş olarak memnun musun? Şöyle bir durum var. Ben bunun torkunu yükselttim. Silindirini, pistonunu yükselttiğim için. Şu an memnunum. Ha, normal ellilik konumunda kullanırsak normal ellilik çekmiyor, gitmiyor. Bunu bilenler biliyor. Onun için bu 125'liğe döndürdüm misali. Şu anda çok memnunum. Çok iyi. Başlangıç motoru olarak yani ilk bu işe yani hevesli olanlar başlangıç motoru olarak ideal bir motor. Zaten herhalde vites sıralaması da normal vites motorlu bisikletlerin normal vites sıralamasında. Aynen. Aynen. Zaten bunların serisinde başlangıç serisi diye geçiyor. Evet yani 1 aşağı 2 3 4 yukarıya doğru normal alıştırmalık motorlar için gerçekten çok uygun bir motor. Evet. Şimdi arkadaşlar bir de kalkış bakımından kıyaslayacağız bizim Prenses'le. Yani artık aslan parçası diyemiyoruz. Bizimkisi bunun yanında biraz kız gibi kalıyor ama buradan yaklaşık bir 50-100 metre bir kalkış yapacağız. O şekilde de zaten motorun seriliğini de görürsünüz. Birazdan. Önü kalktığı için ilk kalkışta gittim. Motor. Evet arkadaşlar gördünüz seri bir şekilde kalkıyor, seri bir şekilde gidiyor. Zaten ön kısım 125'liğe dönüştürülmüş. Değil mi usta? 125'lik. Çekişi falan güzel arkadaşlar. Evet tekrardan görüşmek ümidiyle şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.